Bugün sizlerle Sakarya'nın Karagöl Yaylası'nı gezeceğiz. İyi seyirler. Karagöl Yaylası Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bulunmaktadır. Sakarya'nın Taraklı ilçesi, tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini büyüleyen bir yerdir. Taraklı, 19. yüzyıldan kalma Osmanlı evleri, Arnavut kaldırımlı sokakları, tarihi cami, han ve hamamıyla koruma altına alınmış bir ilçedir. Ayrıca Taraklı, 2011 yılında Sakin Şehir unvanına sahip olmuş, Türkiye'nin sayılı beldelerinden biri olmuştur. Yaylanın ulaşım imkanı kolay. Binek aracınızla rahat bir şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz. Yolun büyük bir kısmı asfalt, son kilometreleri toprak yoldur. Yaylaya geldiğimizde ağaçların yeşilliği ve gölün berraklığı gözünüze, doğanın güzelliği ise ruhumuza hitap ediyor. Yaylanın girişi ücretli, ayrıca kamp yapacaksanız ekstra her gün için para ödüyorsunuz. Yayla Taraklı ilçesine 22 kilometre, Sakarya'ya 85 kilometre, İstanbul'a 230 kilometre, Ankara'ya ise 270 kilometredir. Karagöl Yaylası Taraklı'nın kuzeydoğusunda Samanlı Dağları'nın uzantısı olan dağlar üzerinde yer alır. Deniz seviyesinden yüksekliği 1200 metredir. Etrafı çam, kayın, köknar ve meşe ağaçları ile kaplı olan Karagöl Yaylası, 567 hektar genişliğindeki alanıyla, bol oksijenli havası ve soğuk içme sularıyla doğal bir tedavi merkezidir. Balık tutmak, doğada vakit geçirmek ve balık yakalamanın keyfini çıkarmak için harika bir yoldur. Yaylada balık tutmak için ihtiyacınız olan tek şey bir olta ve yemdir. Gölün çevresinde piknik masaları mevcuttur. Fakat hafta sonları yayla kalabalık olduğu için boş masa bulamayabilirsiniz. Onun için her zaman tedbirli gitmekte fayda vardır. Yaylanın etrafı tel ile çevrilmiş. Güvenli şekilde kamp yapılabilir. Göl ve çevresinde kamp için belirlenmiş bir alan yok. Dilediğiniz yere çadır kurabilirsiniz. Karavan kampı için de yine aynı şekilde belirlenen bir alan yok. Yaylada çeşme ve mescit bulunmaktadır. Mescitte şadırvan, tuvalet ve duş bulunmaktadır. Yaylanın en güzel yanlarından biri göl kenarında yapılan doğa yürüyüşüdür. Göl kenarında yapılan yürüyüş her zaman harika bir deneyimdir. Güneş ışınları ağaçların arasından süzülerek gölün yüzeyinde dans eder. Suyun sesi, kuşların cıvıltısı ve rüzgarın hışırtısı huzurlu bir atmosfer yaratır. Yürüyüş, ormanın derinliklerine doğru ilerlerken doğanın güzelliği daha da büyüleyici hale gelir. Ağaçların arasından geçen patikalar sizi gizli kalmış köşelere götürür. Yaylaya gittiğimde yaylada seyyar satıcı bulunmaktaydı. Seyyar satıcı ile konuştuğumda yaylaya sadece hafta sonu geldiğini söyledi. Yayla hakkında araştırma yaptığınızda karagöllenmesinin sebebi, ilkbahar aylarında yağan yağmurun yayladaki çukurların doldurmasıyla uzaktan bu çukurların göl gibi görünmesi olduğunu göreceksiniz. Tepeden bakınca muhteşem gözüken bir sürü gölcük şeklinde olan yer burası değil. Yaylaya gelirken asfalt yoldan toprak kısma geçtiğiniz nokta, fakat her mevsim su bulunmuyor. Biz yazın gittiğimiz için o güzel görüntüyü göremedik. Yaylanın meşhur dondurmacısı ile videoyu bitiriyorum. Thank you.